Sevgili izleyiciler, yine birlikteyiz, zaman kaybı olmazdayız. Geçen hafta Profesör İlber Ortaylı, Konstantinopolis'i yani İstanbul'u 1204, 4. Haçlı Seferlerinin kuşatmasına kadar getirmişti, bırakmıştı. Şimdi biz buradan devam edeceğiz. Haçlılar daha önceki seferlerinde Kudüs'ü almışlardı. Ama Mısır'daki Eyyubilerin lideri Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü geri aldı bunlardan. Ve hocam bana geçen hafta dedi ki, bu Eyyubi önemli bir adamdır. Biz bunu bir daha konuşalım Haçlı seferlerine geçmeden önce dedi. Hocam başlayalım Selahaddin Eyyubi ile. Kudüs'ü bunlardan geri aldı. Oysa ki 1. Haçlı seferlerinde Kudüs Hristiyanların eline geçmişti. Selahaddin Eyyubi'den evvel tabi değişikliklere bakacağız. Şimdi 11. asrın sonunda 1096'da başlayan ve halkın Haçlı Seferi diye adlandırılan bugünkü ilk Haçlı Seferi. Çok spontane, içten gelme, bütün sokakların, köylerin, işsiz güçsüzleri, istikbal göremeyen aristokratlar, şövalyeler gidiyorlar. Onun için en halkın. Büyük krallar katılamıyor. Organize kuvvet daha çok arkadan gelecek. Ve döküle döküle gidiyorlar. Bizans İmparatoru ünlü Alexios, 1. Alexios Komnenlerden ki kızı Anna Komnena'nın Alexiad eserinden biliyoruz. Dehşet içinde kalıyor bütün halkla birlikte. Çünkü surların dibinde bir alay serseri ve savaşa şeyle geliyorlar yani çoluk çocuklarıyla falan gelenler var. Ve bunlar gelene kadar da bütün Avrupa'yı kurutmuşlar. Yani Yahudileri öldürüyorlar ilk önce. Ondan sonra köyleri yağmalıyorlar, şehirleri. Çünkü düzgün bir iaşe sistemi yok. Bunları nerede konaklayacağı Allah'a terk edilmiş. Ve Anadolu'yu geçiriyor bunları. Çok büyük bir başarıyla. Kurtarmak için payitahtı. Ve orada zaten çatışma başlıyor. Bakın şunun üzerinde durmam lazım. Romalı, Roma İmparatorluğu lafı Batı zihniyetinde ve Batı literatüründe Grek'e çevriliyor. Yani o tarihten sonra işte bu Greklerin devleti, Grekler, Greklerin imparatorluğu diye ve pejoratif bir anlamda biraz oldukça. Çünkü ilk defa birbirlerinden memnun olmayan, birbirlerine kazık attıklarını iddia eden iki güruh var ortada. Ve bundan sonra da Frank lafı aynı şekilde pejoratif bir anlama gelecek. Bizde değil, bizden evvel Ortodoks Helen takımı arasında. Ama Frank deyince bütün bu i̇şte grubu kapsıyor. Frankların dolayısıyla artık o bütün Batılıları kapsıyor. Bütün Batı'yı kapsıyor, evet. Ve bunları geçirdikten sonra biliyorsunuz Pelikanon dediğim bizim şeyden, Gebze'den karşıya. Ve bunlar tabii İznik'te teessüs etmiş, kurulmuş olan Selçukilerle çatıştılar. Kılıç Arslan yer yer bunları yok etti. Evet, bu 1. Haçlı Seferlerinden evet, bahsediyoruz. Evet, ve gittiler, yani. Ulaştılar evet. Bunlar. Ulaştıkları vakit yer Çukurova. Çukurova'da kimle karşılaştılar? Doğudan itilip gelen Ermenilerle. Antakya. Ve Ermeni Katolisizmi Çukurova'da başladı. Yani Katolik Ermenilik Çukurova'da bu sayede kiliseleri çok kuvvetlendi. Evet, bir şeydir yani Ermeni medeniyeti ve camiası içinde bir bölümdür. Çoğunluğun pek haz etmediği bir gelişmedir bu orada ama böyle bir çıkış. Ve Haçlı seferleri boyunca Ermeni ve Batılı ittifakı çok kuvvetlidir. Onun üzerinde durmak lazım. Yani hiçbir zaman birbirleriyle çatışmaya düşmemişlerdir. Bu çok önemli söylediğiniz aslında. Evet, tohumlar böyle atılmış. Böyle böyle atılıyor. 1096'da Kudüs alındıktan sonra Haçlılar tarafından ki Fatimilerin elindeydi. Buna çok tuhaf bir şey. Mesela bizim Selçukiler tepki göstermiyorlar. Anlaşılan Fatimilerin çok Şii olması, çok ayrı bir doktrini savunmaları belki. Fakat içeride tabii bir sürü Sünni Müslüman var. Ve işin garibi onlar kadar ve onlardan daha çok öbürküler zulüm gördü. Yani doğulu Hristiyanlar.
Şimdi burada çok ilginç bir şey. Daha evvel Müslümanlar bu cizye denen vergiyi Hristiyan'dan alıyorlar. Bu gelenler herkesten almaya başladı, Müslümanlardan. Eyvah, onlar da kızdı. Çok küçük bir azınlık olarak kaldılar. Göç geliyor zaman zaman yerleşmek için ama hiçbir zaman çoğunluk olamıyorlar. Şimdi burada bir şeyin üzerinde duralım. Haçlı seferleri efendim dini taassubun eseriymiş. Haçlı seferleri ekonomik patlamanın eseriymiş. Vulgar materyalizm. Ama Haçlı seferleri her şeyden evvel bir başka patlamanın eseri. Dünyayı tanıma, yerinden kıpırdama, aç olduğu yerden kurtulma ve ümitle etrafa yayılma. Yani ta Amerikaların, Avustralyaların keşfine kadar giden bir sürecin başlangıcı. Doğuda bu tip bir itiş yoktur. Yabancı ülkelere yönelen ilk Müslüman Arap fütuhatı ve ardından Osmanlı fütuhatı, arada bir şey yok, Selçuklu Osmanlı fütuhatı bile böyle değildir. O bir cihattır, oraları Müslüman dünyaya kazandırmadır. Tabii neden? Ki zenginliklerin neden? İkisi de cihat değil mi? Neden öyle? Yani şimdi Anadolu'dan Rumeli'ye giden adamlar Haçlılar gibi yeni ülke keşfetmeye gitmiyor. Hı. Veya İngiliz gibi gidip Amerika'da yeni dünya kurmaya gitmiyor. Hı. Zorla götürülüyor, sürgün metoduyla. Düşünün bunu, 15. 16. asırda Rumeli'ne yerleştirilen Türk Anadolu'dan alınıp zorla gönderilmiştir. Sürgün adı üzerinde. Ve o yüzden Fatih'i sevmez halk, bizim büyük hükümdarı. Çünkü yerinden yurdundan edildi, Aksaray'dan, Konya'dan bilmem nereden kaldırılıp götürüldü. Burada bir mantalite değişikliği var ve çok inatçı bir başka bir şey var. Bunlar Akdeniz dünyasının simbiyotik karşılıklı ilişkilerine ve akültürasyonuna, karşılıklı kültürleşmesine giremiyorlar. Joshua Prover bunu çok güzel yazdı. İsrail'in ortaçağ tarihçisi, Alman ekolündendir. Çok esaslı bir şekilde tarif eder. Adamlar geliyorlar, hamam alışkanlığı edinmiyorlar. Adamlar geliyorlar, kılıklarını değiştirmiyorlar. Adamlar geliyorlar, çocuklarını okutmak için gene Avrupa'ya yolluyorlar. Yani doğru dürüst mektep yok. Adamlar yemeklerini bile değiştirmiyorlar ve insanlarla konuşmuyorlar. En hafif bir şekilde yerel adetleri benimseyenler... Dil öğrenmiyorlar. İkinci dalga dediğimiz arkadan gelen göçmenler, ister halk olsun ister aristokrat, alay ediyorlar. Maymuna dönmüşler diye falan. Şimdi bu Batı-Doğu sentezi konusunda aslında medeniyet tarihi bakımından çok önemli bir problemdir. Yani siz bugünkü Akdeniz'in doğusunu düşünün, ne kadar hazırdır böyle batıya almaya 150 senedir. Ev adetlerine, yeme içmeye kadar, bir de o devri düşünün ve bu devam eder. Çok önemlidir. İşte bu Batı-Doğu karşılaşmasında en önemli unsurdur. Şimdi bu oryantalizmin nereden geldiğini de anlıyorum. Anlaşılıyor yani. Anlaşılıyor. O çerçeve içinde bakıyor tamamıyla doğuya. Şimdi bakın, burada bir başka mesele başladı şimdi. Bu yerleşenlere karşı tepki nereden çıkacak? Yenilen Fatımilerden değil, Türklerden. Nurettin-i Zengi ve Zengi sülalesi. Bunlar Musul Atabeyi, Selçuklu İmparatorluğu'nun. Bunların ilk yaptıkları önemli iş 1144'te Urfa kontluğunu almak. Şimdi Haçlılar Kudüs'e yerleştiler. Bodven'i kral yaptılar. Efendime söyleyeyim, bir tane de Tripolis diyorlar kendileri. Trablusşam kontluğu kurdular. Akka Makka dahil, yani bugünkü Suriye, Lübnan kıyıları. Evet. Üstüne bir Antakya prensliği kurdular. Evet. Bir tane de Urfa kontluğu kurdular. Dört esas unsur etrafında. Peki prenslik, kontluk bunlar neye göre ayrılıyorlar? Bunlar aynen batıya göre komuta sırası gidiyor. Vassal süzeren ilişkileri. Onların da altında bir sürü ona bağlı markgraf, bir sürü şövalye bilmem ne falan böyle gidiyor. Bildikleri usulde hiyerarşi gidiyor. Gidiyor, o hiyerarşi gidiyor ve bu zaafıdır. Yani hem aralarında etraftaki düşman Hristiyan dünyaya ve düşman Müslüman dünyaya karşı bir ittifak var.
hem de birbirlerini vire yiyorlar. Onun için bu bir imparatorluk olamaz. Tabii, o da var yani. Hayır, hakimiyet evet. kuruyor Ulufe'nin ötesinde. Evet. Şimdi ilk tepki Zengilerden 1144'tedir. Ben bütün bu olayların özetini veriyorum. Urfa'ya alıyor adam. Urfa'nın alınması, yani orada Poitiers'li Jean'dır adı galiba prensin, Urfa kontunun adı. Onun yenilmesi tabii çok önemli bir olay. Bir kere birdenbire değişiyor. Havası değişiyor insanların. Yani Raymond, Poitiers'li Raymond'dur kont, Urfa kontu. Havası değişiyor ne demek? Moral bozukluğu. Yani bugünkü Urfa Ovası'nı düşünsen, Edessa kontluğu. O zenginliği düşün ve onun o muhafaza müdafaadaki önemli rolünü. Şimdi orada çok ilginç bir şey yapıyor Nureddin Zengi, yani bu Selçuklu Atabey'i. Bir kere inanılmayacak şekilde alıyor Katoliklerin zapt ettiği manastır ve kiliseleri. Doğulu Hristiyanlara aynı gün veriyor. Büyük bir destek. Müslümanlar zaten tabii el bebek. Fakat hiçbir şekilde de o Müslüman unsurun öbürleri üzerinde patronaj kurmasına müsaade etmiyor. İçeride oturan oturur. Ya Latin Haçlıların neden sinirlendiği çok neden belli. Evet, yani kaybediyorlar hakimiyeti. Ve bu tabii arkasından 4 yıl sonra 1700-1149'da Antakya'ya aynı şeyi yapıyor. O Antakya müthiş bir kuşatma ve orada yani hakikaten Antakya'nın düşüşü önemli bir olay. Şimdi zamanın kroniklerinin tarifine göre Antakya'da biliyorsunuz Poitiers'li Raymond dediğimiz şeyi söyledik. Poitiers'li Raymond'un tarifi şudur. Efendim fevkalade uzun boylu, fevkalade maharetli bir komutan. Ve bu maharetli komutan son derecede de gaddar ve en berbat. Bu mesela sahneden siliniyor. Yok. Yani ne oldu? Deminki Edessa'nın 1144'teki düşüşünden 1149'da da Antakya gibi zengin bir prensliğin ve Poitiers'li Raymond'un düşüşüne kadar uzanan bir süreç. Evet. Eyyubi ne yapıyor bu sırada? De, Eyyubi Mısır'dadır ve zenginlerin Mısır'daki komutanıdır. Kariyer oradan başlıyor. Daha evvel ne yapmış? Çok önemli bir şey yapmış. Fatimileri silmiş ortadan. Ve bizim bugün şimdi İslam dünyasının siliyor. En önemli eserin